Sayın seyirciler, Denizli Arıcılar Birliği yönetimi ve üyeleri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda bir araya geldi ve arıların neden öldüğünü konuştu. Çomak arıcıları bilgilendirmek için arıcı üyeleriyle bir araya geldiklerini söyledi. Çomak, ölü arıların önüne nasıl geçebileceğimiz hakkında toplandık ve durum değerlendirmesi yapacağız dedi. Denizli arıcılar olarak biz bu konuda değerli bir arkadaşı konuk ediyoruz bugün. Profesör Doktor Muhsin Dağaroğlu, birlik üyelerimize, arıcılarımıza arı ölümleri, arı bakım teknikleri, api terapi konularında bilgi verecek. Bu amaç doğrultusunda bugün bir araya geldik. Sizleri de gördüğümüz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arı ölülerinin önüne geçebilmek için Tekirdağ'dan konferans vermeye gelen Profesör Doktor Muhsin Doğaroğlu, arı yetiştiriciliği ve ıslığı hakkında mikrofonlarımıza konuştu. Arı ölümlerinin önüne geçebilmek için neler yapılması gerektiğini sıralayan Doğaroğlu, arı ölümlerinin en büyük sebebi zirai ilaçlardır dedi. O zaman konferanslarda hep güncel arıcılık tekniklerini anlatıyoruz, modern teknikleri anlatıyoruz. Fakat son zamanlarda, son yıllarda özellikle Türkiye'de 2006'dan bu yana son yani 6-7 senelik bir süreç içerisinde dünyadaki oluşumlara paralel olarak çok fazla miktarda arı ölümleri var. Bu arı ölümlerini incelediğimiz zaman çok çeşitli faktörlerden meydana geldiğini görüyoruz. Hatta zaman zaman önemli sayılmayan iki faktörün bir araya geldiği zaman arı ölümüne de sebep olabildiğini görüyoruz. Biz bunlara sinerjik etkiler diyoruz. Çok karmaşık bir yapı var. Ama gruplandırdığımız zaman özellikle 3 ana konuda arı ölümlerinin sebeplerini sınıflandırabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda özellikle tarım ilaçlarındaki değişiklikler, neonikotinoid dediğimiz grup çok çok etkili, özellikle tohum ilaçlarında kullanılan gruplar. Bunların çok eser miktarda bile olsa kalıntıları arı ölümlerine, işte kronik zehirlenmelere sebep olabiliyor. Zaman içerisinde de arılar ölebiliyor. Yani eskiden uygulama yapıldığı zamanlarda akut ölümler meydana geliyordu toplu. Ama şimdi ölümleri görmeden kademe kademe gerçekleştiğini görüyoruz ve biz bir anda bakıyorsunuz kovan artık bitmiş. Ondan sonra fark ediyor. Bunun yanında endüstriyel kirlilik var. Yani sanayi kirliliği gittikçe artıyor. Yaşam gittikçe zorlaşıyor. Biz bunların hepsine birden ağırlaşan çevre şartları diyoruz. Arıların yaşam alanlarını daraltıyor. Bunun yanında monokültür tarımı da sayabiliyoruz. Yani tek çeşit bitki türüne dayalı nektar ve polen